Evet, devam ediyoruz. Emirzade Tilki diyor ki bizler şoför okullarını bile eğitim yapabilirsiniz diye Bakanlar Kurulu olarak karar aldı. Fakat Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı sürüş ehliyetleri açılmıyor. Soruyorum. Şimdi bizi ateşe atarken 2 metre sosyal mesafe nerede? 11 Mayıs 2020'ye kadar yönetim kurulu olarak karar aldık. Bekleyeceğiz. Aysel Çelikkol, günaydınlar, hayırlı sabahlar. Mustafa Ruso, kardeşim, sizin sesinizden hükümete duyurun. Güneydeki emeklilerimize işlerine gidebilmeleri için seslerini duyurun. Bu insanları kaçak yollardan gitmelerine mecbur etmeyin diyor Mustafa Ruso. Evet, kaçak yollardan emekçilerin güneye gitmesine yani teşvik etmeyin, bir şeyler yapsınlar. Parasız nasıl insanlar alışveriş yapacaklar? Ancak mutfak için harcarlar diyor Nazim Abdullah. Azmi Mehmet, good morning Serhat İnceli, we love your show every day morning diyor Aziz Mehmet. Azmi Mehmet and I love you as well. Ayşe Artürk, günaydınlar. 5 aydır İngiltere'de kaldık. Ne yapacağız? Acaba Kıbrıs'a dönmek mümkün mü? Artık istiyoruz diyor, saygılarımızla demiş bize. Ali Kişmir'in yazısını okuyacağız demiştik. Alkışlamak yetmez. Bugün bildiğiniz gibi Sağlık Bakanlığı, yani dün, basın emekçilerine Covid-19 testi yaptırdı. Öncelikle biz örgütleri birebir arayarak bu duyarlılığı gösteren Sağlık Bakanı Ali Pilli'ye teşekkür ederim. Basın emekçileri yaptıkları riskli işin değer görmesi ve bu konuda Sağlık Bakanlığı'nın hassasiyet ortaya koyması karşısında inanınız hem mutlu oldu hem de motive. Konumuza girmeden önce Başbakan Ersin Tatar'ın eşi Sayın Sibel Tatar'ın da bir basın emekçisi gibi gelip çalışanlarıyla birlikte teste girmesini gerçekten takdir ettim. Başbakanın eşinden bahsediyoruz. Hepimiz de biliyoruz ki istese değil hızlı test yaptırmayı, dilediği anda PCR testi yaptırır ve kılını kıpırdatmasına da gerek kalmazdı. Ama Sibel Hanım öyle yapmadı. Sıradan bir vatandaş, bir basın emekçisi gibi gelip kayıt olarak testini yaptırdı. Tebrik ederim. Sağlık Bakanı Ali Pilli de bizzat test yapılan yere gelerek basın emekçilerini ziyaret etti. Bakan Pilli ile kameralar arkasında konuşurken aniden basından bir isteğim var dedi. Yüzüne baktık acaba ne isteyebilir diye. Fazla sürmeden bu sağlık emekçilerini biraz öne çıkarın lütfen dedi. Cevabımız elbette onlar baş tacımızdır oldu. Gerçekten de öyle. Ben bugüne kadar sağlık çalışanlarına yeterince destek olduğumu zannederdim. Ancak bugün çalışma sistemlerini ve özverilerini görünce bu insanları sadece alkışlamanın yetmediğine karar verdim. İnanın arı gibi çalışıyorlar. Güler yüzleriyle karşısındakilere moral veriyorlar. Yaptıkları esprilerle ortamın gerilmesini engelliyorlar. Tek bir yerde de kalmıyorlar. Tüm gün gezerek kendilerini çok büyük bir riske sokarak insanlara test yapıyorlar. Hakikaten böyle insanlara sahip olduğumuz için gurur duydum. Ve hem kendimi hem de toplumumu şanslı hissettim. Mükemmeldiler. Saat 10'a doğru başlayan testlere 260 kişi katıldı ve sağlıkçılarımız saat 13 itibariyle tek bir çalışanı bekletmeden tümünün testini tamamlamış durumdaydı. O nedenle onları sadece alkışlamıyorum, aynı zamanda saygıdan onların önünde eğiliyorum. Aynı zamanda tüm meslektaşlarım adına kendilerine teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız dedi. Biz de katılıyoruz. Bu arada bir sağlık çalışanının çok önemli bir uyarısı vardı. Bu iş daha bitmedi. Gevşemeyin. Ben ekliyorum, yavşamayın. Çünkü dün bazı görüntüler yavşama görüntüsüydü. Şey değildi. Evet, Sayer Aker, medya birbirine destek vermeli. Senih Çavuşoğlu, günaydın hocam, günaydınlar. İpek Alaminyolu, günaydınlar. Mağazalarımız açıldı, sosyal mesafe kuralı sadece sözde mi? Bu konuda dikkatli olma görevi bize düşüyor. Diyalog gazetesi de bugün manşetinde tehlike sona ermedi diyor. İlk gün heyecanı yaşandı. Dünya etkisi altına alan koronavirüs önlemleri çerçevesinde 50 gün süreyle kapatılan iş yerlerinin büyük bir çoğunluğu dün yeniden çalışmaya başladı. İlk gün heyecanı yaşayan dükkan ve fabrika sahipleri önceliği temizliğe verdi. Her taraf hijyen ürünleriyle temizlendikten sonra çalışma startı verildi ve
maskesiz iş yerine gidilmesin diye uzmanlar uyarıyor. Alev kayasında define aradıkları ve 45 parça testi buldukları tespit edilerek tutuklanan 6 zanlı tutuksuz yargılanacak. 2 ay çalıştılar. Başbakan Tatar'ın telefon konuşması yaptığı kadına sosyal medyada iftira yağıyor. Bunun cezası yok mu? Kimin cezası? Kadının mı yoksa kadına küfredenlerin mi? İkisinin de cezası olması lazım. Kıbrıs'ın güneyinde de iş yerlerinin büyük bir çoğunluğu açıldı. Sıkı denetim yapılıyor. Akaryakıta 40 kuruşluk indirim yapıldı ama söylemiştik. Petrol şirketleri, benzincilerimiz bu işe pek sıcak bakmıyorlar. Kazım Hakverdi kardeşim günaydın. Ve mesafeli başladık diyor yeni düzen. Mesafeli başladık. Salgına karşı alınan önlemler çerçevesinde 31 Mart'ta uygulanmaya başlayan kısmi sokağa çıkma yasağı dün sona erdi. Uzun süre kapalı kalan işletmeler büyük bir heyecan ve birçok önlem ile günler sonra kapısını müşterilere açtı. Sektörlerin gündeminde sağlık vardı ancak ekonomi için özellikle Türk lirasındaki erime süreciyle birlikte karamsarlık ağır bastı diyor. Çok doğru bir tespit. Korona günlerinde erken dünyaya gelen bebek barış gücü aracılığıyla Kermiye barikatında annesine kavuştu. Bu da herhalde Güney ile alakalı bir şey. Fotoğraf, Birleşmiş Milletler barış gücü vermiş fotoğrafı. Evet, korona günlerinde erken dünyaya gelen bebek barış gücü aracılığıyla Kermiye barikatında annesine kavuştu. Neymiş bu haber? Çok merak ettim. Nerede, kime kavuştu, kim doğdu, nerede doğdu? Bakalım. Evet, korona günlerinde erken dünyaya gelen ve 33 gün süreyle Kıbrıs'ın güneyinde Magarios Anne ve Çocuk Hastanesi'nde tek başına yaşam mücadelesi veren Suna Bebek, geçtiğimiz günlerde BM barış gücü aracılığıyla Kermiye Barakatı'nda annesine kavuştu. Suna Bebek'in annesi Tuncay Özdoğanoğlu çok mutlu olduklarını, bebeğin çok sağlıklı olduğunu, Magarios Hastanesi çalışan hekimlere, hemşirelere çok teşekkür ettiklerini belirterek çok memnunuz dedi. Hamile olan gelinim Tuncay Özdoğanoğlu bebeğin ninesiymiş. Özür dilerim, ninesiymiş. Hamile olan gelinimizin tam bu korona günlerinde erken suyu açılmış ve kendisine doğum yapmak üzere Lefkoşa Doktor Burhan Almatoğlu Hastanesi'nde randevu vermişlerdi. Fakat doğum için gideceği gün hastanede yangın çıkmıştı. Bunun üzerine gelinimiz güneydeki Magarios Anne Çocuk Hastanesi'ne gönderilmişti. Burada kendisinin hamileliğinin 7. ayına girene dek bekleterek bakımını yapmışlar. 15-20 gün sonra bebeğini 27 Mart 2020 tarihinde orada dünyaya getirmişti. Fakat bebeğini görememiş, ona sarılamamıştı. Çünkü korona günlerindeydik ve korona virüsünün bebeğe bulaşmasına karşı önlem olarak bebeğine sarılamamıştı. Burada 5 gün daha kendisine bakmışlar. Sonra gelinimiz kuzeye dönmüştü. Minik bebeğimiz adını Suna koyduğumuz kızımız orada. Magarios Anne ve Çocuk Hastanesi'nde tek başına 33 gün süreyle yaşam mücadelesi verdi. Ve mutlu sona ulaştık. Haber verdiler. Her şey tamam. Bebeği Birleşmiş Milletler barış gücüyle birlikte Metehan Barikatı'na gönderdiler. Annesine teslim ettiler. Gayet güzel baktılar bebeğimize. Yanacıkları tombul tombul geldi bebeğimiz. Çok memnunuz ve Makaryos Hastanesi hemşire ve hekimlerine çok teşekkür ederiz. Zaten Doktor Hami bize Makaryos Hastanesi çocuk bölümünün Orta Doğu'nun en iyi çocuk hastanesi olduğunu söylemişti. Evet, Birleşmiş Milletler Barış Gücü sosyal medya sayfasında yayınladığı haberde şöyle dedi. İyi haber mi arıyorsunuz? BM Barış Gücü polisinde Hindistan kontenjanından görevli subay, Kıbrıslı Türk anneyi erken doğan bebeğine kavuştururken görülüyor. Anne Kıbrıs'ın kuzeyine geçerken bebek Kıbrıs'ın güneyindeki hastanede kalmıştı. Hem anne hem de bebeği şimdi çok iyi. BM Barış Gücü için koronavirüs krizi döneminde insancıl yardımlar en öncelikli bir görev olarak yerine getiriliyor Kıbrıs'ta, diyor. Fotoğrafı da yayınlamışlar. Bu haberi bu şekilde vermek bana, yani eleştirmek için söylemiyorum ama bu 15 gün manşet olabilecek bir haber diye düşünüyorum. Herhangi bir gazeteyi, Yeni Düzen gazetesini eleştirmek için söylemiyorum ama bu mesafeli başladığı haberinin yanında küçücük verilmiş. Bu oysa dünya basınının da
ilgi gösterebileceği bir haberdir diye düşünmekteyim ben. İlk defa sabah geldiğimde de fark etmedim, okumamışım, gözümden kaçmış ama bu çok büyük bir olay. Tüylerim diken diken oldu. Ne kadar güzel bir şey. Ne kadar güzel bir story der İngiliz, hikaye değil mi? Gerçekten anneye de, bebeğe de, barış gücüne de, Makaryos Hastanesi'ne de sevgi ve sağlık dileklerimizi iletiyoruz. Dünya Sağlık Örgütü tanı için sadece PCR testlerini öneriyor. Bu da Doktor Emre Vudalı'nın uyarısı. Elimizde yok. Napalım, napsınlar. Nagihan Umar günaydınlar. Solmaz Feridun günaydınlar. Maske takma zorunluluğu devam edecek diyor Ekonomi ve Enerji Bakanı Sayın Hasan Taçoy ama takmıyorlar Sayın Bakan. Benzin, motorin ve euro dizele 40 kuruş indirim yapıldı Bakanlar Kurulu kararıyla ve Sayın Ersin Tatar'ın açıklaması var. Saygınlığımı engelleyemezler diyor. Bence Sayın Başkan, saygınlığınız bu tür affedersiniz haberlerle daha da artar yani. O şeylerle siz iyi niyetinizden herkesle konuşun, siz insanlığınızdan herkesin telefonuna cevap verin, size böyle bir kazık atılsın. Bu konuda da bugün Nacak gazetesinin manşeti var, sanal gazetelerimizden Nacak. Başbakan Tatar'a düzenlenen telefon kumpasının perde gerisi daha da aralanıyor. Soruşturma derinleşti. Ben orada tutuklu olan iki kişinin çok bir tanesini çok iyi tanıyorum. Dünya iyisi bir arkadaşımızdır. Kardeşimizdir. Öyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. Bu işin arkasında çok ciddi kumpaslar olduğunu ben de düşünüyorum. Ve bunun Sayın Başbakan'a zarar vereceğini de hiç tahmin etmiyorum. Çünkü ortada bir oyun olduğu, ortada bir kumpas olduğu, kasıtlı olduğu gayet açıktır. Evet, Sayın Hasan Aztürer diyor ki yahu bu Başbakanın da herkese cevap vermesi, herkese konuşması olmaz. Ama bu başbakanı, bu başbakan yapan da aslında bu özelliğidir. Eşilırmak'tan arıyor adam, çileğim yandı, av, bakacağız. Karpaz'dan arıyor adam, su gelmedi, bakacağız. O biri arıyor. Tabii ki başbakanın görevi değil bunlar. Ama bu başbakan gerçekten farklı bir başbakan. Bunu söylemekte fayda görüyorum. Ve eğer oyun yaptılarsa, eğer kumpas yaptılarsa ki ben buna inanıyorum, yazıklar olsun, ayıptır, günahtır. Ve bunu yapanlar da ülkeyi çok sevdiğini iddia eden bazı kişiler. Salgın bitmedi, yeni bir mücadele evresine girdik diyor İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, çok doğruyu söylüyor. İlk günden itibaren merkezi cezaevinde hem çalışanların hem mahkum ve tutukluların sağlığının korunmasına yönelik ciddi tedbirler alındığını ifade eden Baybars, bu konuda bana göre doğru yani eksiktir o konu. O konu çok eksiktir ama diğer konularda Sayın Baybars'ın söylediği çok önemli, çok da duyarlı. Online sistemle aileleriyle görüntü görüşmelere başladık. İnşallah 15 gün 20 gün daha böyle bir direnelim, 15-20 gün daha ben diyorum ki evden bile çıkmayalım. Evet, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için sanatçı Aysel Mirkasimova koronavirüs salgınına karşı mücadeleye dikkat çekmek için Dilek Zen ve Filiz adını verdiği eserleri sanatseverlerle paylaştı. Nasıl oldu bu iş? Açılış yapmadı mı Hasan Taçoy orada bugün Sayın Bakanım? Yok. Evet, okulların açılması için acele etmiyoruz diyor Nazım Çavuşoğlu. Kıptek uyardı. Kuruş dahi eksik ödeme yapan indirimden yararlanmayacak. Kısmi sokağa çıkma yasağı kalktı. Vatan Gazetesi bunları yazdı bugün. Ve Güney'de 2 yeni vaka, KKTC'de 1419 test, no vaka diyor. Evet, ne güzel bir haber. UBP milletvekili o bayana da kapak olsun diyor. Hangi güzel haber? Ha, Sevgül Uludağ'ın haberi gerçekten. Evet, şimdi bu çocuğu şey yapmak lazım. Yani Rum tarafından hastanede doğdu. Herhalde çocuğu yakmak mı lazım diye düşünüyorum. Bilmiyorum, kafa öyle bir kafa mıdır hala? Çünkü buram kaşındı, korona mı var? Amcaoğlu koronavirüsün bütçeye büyük etkisi olduğu diyor Detay'ın sürmanşetinde. En sağlıklı değerlendirme en az 14 gün sonra oluşacak, duruma göre yapılabilecek diyor Özlem Gürkut. Ve aşı bulunana kadar bu virüsü yendik kurtulduk demesin kimse diyor
Sayın Jale Refik Rogers. Yaz erken geldi, yaz mesaisi 11 Mayıs'ta. Gelirlerde %57.6 gerileme, bunu da haberatör söylemiş. Ve Kıbrıs gazetesi diyor ki sokaklar canlandı, esnaf beklemede. Yasaklar kısmen kalktı, hayat bir nebze de olsa normale döndü. İş yerleri gerekli hijyen kurallarını yerine getirerek dün itibariyle kapılarını müşterilerine açtı. Artık beklemeye geçen esnaf, ülkede öğrenci ve turist olmamasının yanı sıra halkta da para kalmadığı için satış yapamayacağı inancında. Esnaf Zanaatkarlar Birliği Odası Başkanımız biraz önce bizlerle birlikteydi, telefon hattımızda. Zor. Vatandaş kısmi sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı ilk gün dün elektrik kurumunun veznelerine akın etti. Kuruma ait 10 vezneden 3'ünün çalışması vatandaşı isyan noktasına getirdi. Elektrik faturasını ödemek eziyete dönüştü diyor. Ne yapsınlar? 10 kişi tıkış tıkış yok. Sıraya gireceksin karşıda. 1,5 metre mesafe, istersen 1,5 kilometre kuyruğa gireceksin. 3 memur hızlı yaparsa yapacak. İşletmelerin işi çok zor diyor. Ekonomistler, Derviş Kemal Deniz'in fotoğrafı var. Sosyal mesafeye uyulmadı diyor. Sosyal Sigorta Dairesi'ne giden vatandaşlar işlem yaptırmak için. Bu sosyal mesafeye uyalım lütfen, uyalım. Güneyde işine gidemeyen işçiler acilen bizler için çözüm üretin demişler ve ithal edilecek araçların ön kayıt işlemleri online yapılabilecek. Patatesi değerinde satamıyoruz. Patates Üreticileri Birliği Başkanı Engin Halkseven Yeni Bakış'ın manşetine konuştu. Kepenkler açıldı, sokaklar canlandı diyor Yeni Bakış. Mahkumlar görüntülü konuşuyor. Uzun bir aradan sonra dün itibariyle mahkum ve tutuklular cezaevinde kurulan online sistemle aileleriyle görüntülü görüşmelere başladı. Allah iyilik versin. Evet, riskli çalışma grupları arasında bulunan 260 basın çalışanı dün Kıbrıs Türk Gazeteci Birliği lokal avlusunda COVID-19 testi yapıldı. Evet, 10'da başladı, 1'de bitti. Ve Lefkoşa'da Mehmet Akif Caddesi üzerinde aracıyla kaza yapan ehliyetsiz sürücü polise yanlış isim söyleyerek yalan beyanda bulundu. Tutuklandı, ehliyetsiz çıktı. Bu da son günlerde olan ilginç bir olay. Çünkü fazla bir durum yok böyle tabii ki, biliyorsunuz. Kaza olmadı, Allah'a çok şükür büyük kaza olmadı. Bu önemliydi bizim için, sizlerle paylaşmış olalım. Ve köşe yazımıza geçelim. Bugün neler yazmışız? Bakalım Haberci gazetesinde yayınlandı mı? Yayınlandıysa paylaşımını da yaparız Facebook üzerinden. Evet, Şefikabada yok artık. Bugün yazdık. Yeşilırmak'ta çok değerli bir büyüğümüzdü. Biraz sonra anlatacağız. Facebook'ta paylaştık yazımızı. Tweet olarak da gönderdik şu anda. Twitter'da da paylaşmış olduk ve başlıyoruz. Sanki her şey kötüye gidiyor gibi gelmeye başladı. Acaba diyorum, benim yaşım mı ilerliyor yoksa çevremdeki her şey kötüleşiyor mu? Yoksa tamamen koronavirüs psikolojisi mi? Eve kapanma sürecinde de çalışmaya devam ettim. Sabah televizyon programını yaptım. Hiç aksatmadan günlük yazılarımı da yazdım. Hatta internet üzerinden ders bile hazırladım ama o konuda çok geri kaldığımı kabul etmek zorundayım. Lefke Avrupa Üniversitesi ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nde 3 farklı part-time ders veriyorum. Ders notlarını ilgili sitelere hocaların da yardımıyla yüklemeyi başardım ama bir türlü mesela videolar çekip yükleyemedim. Sonra öğrendim ki internetim çok zayıf, sonra internetim hiç çalışmadı falan. Ama yazacak konu kalmadı herhalde Serhat. Yok canım, konu çok. Dün koronavirüs testimizi de hayırlısıyla yaptık. Gazeteciler Birliği'nin bahçesinde önlerinde saygıyla eğildiğim sevgili hemşirelerimiz kaydımızı yaptı, kanımızı aldı. Ayıptır söylemesi, iğneye bakamam, korkarım. İğne koluma girerken bakarsam bayılma riskim var. Bayılırsam ne yapacağız? En az 5 sağlam insanoğlunun beni kaldırması gerekecek. Temas etmiş olacağız. Düş bayıl, vinç de bulamazlar durumları yani. Neyse ki hemşire hiç sezdirmedi bile. Birkaç saniyede damarı buldu, batırdı, çekti. Bir kez daha ön cephedeki hemşireleri,
tüm sağlık görevlilerini ve doktorları yere eğilerek selamlıyorum. Ve en çok özlediğim Yeşilırmak. Gerçekten babamın %100, benim %50 köyüm olan Yeşilırmak'ı çok ayrı severim. Korona krizine kadar da haftanın en az 2 gününü orada geçiririm. Çocukluğumda da öyleydi. Haftanın en az 2 günü. Annem babam Gaziveran'da öğretmendi. Cuma öğleden sonra köyün otobüsünü beklerdim. Halit dayı, Allah rahmet eylesin, geçerken beni alır dedemin evin önünde indirirdi. Özellikle yaz ayları, ki benim için 23 Nisan töreni biter bitmez başlayan bir mevsimdi, hep o köyle anılarımı içerir. Çocukluğumun köydeki en önemli plaj işletmesi bugün Asmalı Plaj'da denilen yerdi. 1974 öncesini de sonrasında hatırlarım. Hatta anılarım arasında artık Fehim dayı yok sözü de bir şekilde kalmıştır. Efendim, Guinness Book of Records'a, yani Guinness Rekorlar kitabına dünyanın en yaşlı asma ağacı olarak girmeye aday gösterilen ve adını da bu plaja veren asmayı diken kişiydi Fehim dayı. Plajın da sahibi ve işletmecisi. Fehim dayı 1974 yılında ilk şehitlerimizdendir. Amcam, öğretmenim ve bana göre bu ülkenin gerçek ve en büyük kahramanlarından biri olan Fadıl İncirli, 1974 harekatı günlerinde Yeşilırmak'taydı. Biz Gaziveren'de kısılmıştık. Amcam, Türk askerleri gemi konağına kadar geldiği zaman o da yanında Melik Kusella ile birlikte Gaziveren'e gelip beni, annemi ve ablamı alarak Yeşilırmak'a götürmüştü. Babam Limasol'da esirdi ama biz nerede olduğunu bilmiyorduk ve Fehim dayı da artık yok lafını amcamdan işitmiştim. Fehim dayı, amcamın dayısının oğlu olan Melik abinin teyzesinin kocası, yani eniştesiydi. Köy hep akraba zaten, kafanız karışmasın. Neyse, Melik abinin teyzesi Halil'e Şefik ablaydı. Kimisinin Şefik abası, kimisinin Şefika teyzesi. 3 oğlu ve bir kızı Londra'daydı. Oğullarından biri yıllar önce vefat etti. Çocukları bazen tatillerde gelip annelerine yardım ederlerdi. Şefik abanın Asmalı plajı 3'e bölüp çocuklarına verdiğini biliyorum. Asmalı plajda henüz Türk köylerinde elektrik, haliyle de buzluk yokken içecekler hep soğuktu. Çünkü bir de her şeyi soğuk tutan yeraltı mağaracığı vardı. Şefik aba orayı yıllarca çalıştırdı. Sonra az önce bahsettiğim Melik abi kiraladı. Melik abi şu anda Asmalı plajın tam karşısında Efkaliptolu plajın sahibidir. Mülk onundur ama geçen yaza kadar 50'li sınıf arkadaşım Musa kiralayıp çalıştırıyordu. Bu yaz kim nasıl çalıştıracak bilemiyorum. Umarım en kısa sürede tam açılırız ve oraları en azından hafta sonları canlanır. Şefik aba kocası şehit olduktan sonra tek başına çalıştırdı iş yerini. Tavuklarına da baktı, ağaçlarını da suladı. Station wagon bir araba satın aldı. Kullanmayı öğrendi mi öğrenmedi mi bilemem ama vura vura kullandı. Hep çalıştı. Yeğeni ve benim yeğenim Melik abiye orayı kiraladığında hayatımızda ilk kez Atari gördük. Hayatımda ilk videoyu yine o plajda izledim. Jaws dizisinin ilkini izledim mesela ve en az bir ay denize girmedim. Maskeyle her gördüğüm 5 santimlik murmuro bile bana Jaws gibi geliyordu. Zombi filmini de ilk kez orada gördüm. 10 veya 11 yaşlarındaydım belki ve geceydi. Asmalı plajdan neneme dedeme gideceğim tek başıma yürüyerek 5 kilometre kadar bir mesafe. Üstüme mıçıp mıçmadığımı veya şeyi pişemediğimi anlatmayacağım, sır olarak kalsın. Ama bu anlattığım günlerden 3 yıl veya 4 yıl kadar önce korkudan, evet, üzerimize işeyen insanlardık biz. 1974 savaşında Rumlar bizi esir alıp da yol kenarına sıraladığında her çömelen çömeldiği yere şarıl şarıl işiyordu. Neden mi anlatıyorum bunları? Dün Şefik abamızın öldüğünü işittim. Londra'daymış. Her düğünde çalgıcılar dring dediğinde oyun pistinde ilk o vardı. Hayat dolu, çok çalışkan, dopracı, tipik bir Limnedi kadınıydı. Çok zor günlerden geçtik toplum olarak. Çok kötü günler yaşadık. Bizden bir büyük nesil
1958 ile 1974 arasında hep savaştı, hep siperdeydi, hep korkuyla yaşadı. Onlar ve onlardan bir büyük nesil İkinci Dünya Savaşı'nın yokluk günlerini de gördü. İki dedem, bir eniştem o büyük savaşa da katıldı. Çektiklerini, yaşadıklarını anlatırlardı. Şefika baya çok üzüldüm. Sanırım 85 yaşın az üzerindeydi. Allah rahmet eylesin. Londra'da toprağa verilecek tabii ki. Keşke Limlidye'ye gömülebilseydi. En çok hak edenlerdendi. Yazıyı bitirmek istiyorum, şunu ekleyeyim. Biliyor musunuz? Biz o günlerde tüm zorluklara, tüm yokluklara rağmen çok mutluyduk. Birbirimizi çok seviyorduk. Şimdi mi? Bizi koronavirüs delirtmedi ki. Bizi koronavirüs bozmadı ki. Bizi kurtarılmak, sürekli olarak kurtarıldığımızın yüzümüze vurulması ve akabinde de bununla birlikte ganimet bozdu. Evet, ganimet. Hep ganimete alıştırıldık. Çalışmadan para kazanmayı öğrettiler. Siz oturun biz bakarız dediler. Bizim de işimize geldi. Şimdi mi? Şimdi Şefik Aba gibi çalışkan insanlar olmazsak, birbirimizle şu andaki gibi uğraşmaya devam edersek, ülkenin başbakanına bile sırf koltuk veya anlamsız kokla mevkiler için telefon üzerinden ahlaksız ve kötü niyetli komplolar kurmaya kalkarsak, koronavirüs değil ama çok kalın bir korona kesin hepimize girecek. Fehim dayıyı da yanına giden Şefik abayı da saygı ve rahmetle selamlıyorum. Tüm çalışkan, üretken, oturmak nedir bilmeyen ve çok güzel içen Limlidye ahalisine de ülkeye örnek olması dileğiyle sevgilerimi iletiyorum. Evet, bizi koronavirüs bozmadı ki. Bizi sürekli olarak kurtarıldığımızın yüzümüze vurulması ve ganimet bozdu. Hala aynı noktadayız. Hala oradayız. Biz ahlaksızlaştırıldık, sevgisizleştirildik. İnsanlar birbirini sevmiyor artık. İnsanlar artık birbirini sevmiyor. İnsanlar artık sadece parayı düşünüyor. Sevgiyi geçtik. Maddi yaşam. Her şey. Bu yüzden ruhsal olarak da rahatlamamız çok önemlidir. Her şey maddiyat, her şey ganimet, her şey hırsızlık değildir. Sipahiden sevgiler, saygılar, adile, vicdan, kaskan. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık demiş. Salim Akbaş süper bir yazı diyor. Çok teşekkür ederim kardeşim. Yetkili Almanlara her zaman söylerim, intensif konuşuyoruz. Ursula von der Leyen meslektaşımdır. Simpozyumlara bazen geliyor. Birkaç defa konuştuk. Evet. Yetkili Almanlara her zaman söylerim, intensif konuşuyoruz diyor. Burhan Elen bize Yeşilköy'den günaydın diyor. Serhat Serdar abi günaydın. Sabah yürüyüş yaparken Girne Akşişek Hastanesi önünden geçtim. Sosyal mesafe diye bir şey yok. Millet maskeli ama yaklaşık 50 kişi muayene olmak için orada bekliyor. AB bize ve size yardım etmelidir. Aracı olalım. Tanıdığım AB çalışanlarına söyleyeceğim diyor. Kamil Özalay söyleyin tabii ki. Altan Şaziye Cumhur bu kadar olumsuz olmayalım. İkinci dalga gelecek, fırına gelecek, hiçbir şey gelmeyecek, her şey normale dönecek diyor Allah'ın izniyle. Evet, biz de teşekkür ediyoruz tabii ki. Nagihan kardeşimi gördük mü güldük, günler aydın olsun, günler aydın olsun efendim. Necdet Mavi Gözlü diline kalemine sağlık. Şefika teyzeye Allah'tan rahmet dilerim, mekanı cennet olsun demiş. Necdet Mavi Gözlü çok 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 teşekkür ediyoruz tabii ki. Evet, bugün bunları okuduk. Biraz sonra tabii ki bir aramız daha olacak. Ama
Biz internet gazetelerimize de bakalım neler var bugün, neler yayınladılar. Gündem Kıbrıs'la başlayalım. Gündem Kıbrıs'ta kamuda yaz mesaisi hatırlatılıyor. Türkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma izni verilecek. Sayın Erdoğan açıkladı. AB toplantısına Erdoğan'dan da mesaj gitti bu arada. Bunu da belirtmiş olalım. Girne Belediyesi'nde eğitim çalışmaları da yapılıyor. İnşaat ve perakende satış çalışanlarına testler yapılacak. Bunları da Gündem Kıbrıs'tan sizlerle paylaştık. Haber Kıbrıs sitesine bakalım. Haber Kıbrıs internet sitesine bakıyoruz. Orada ne var? Açılmasını bekliyoruz tabii ki. Evet, Türkiye'de futbolun kader günü. Gözler kritik toplantıda. Evet, bugün kader günü Türkiye'de. Bunu da sizlerle başlayalım. Ve Türkiye'nin dünyada kargo uçuşları yeniden başlamış. Havamız parçalı, çok bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü, sağanak yağmurlu geçecek. Bugün bunu hatırlatalım. Ama 3 gün yarın perşembe günü hava son derece açık, güzel olacak. Cuma günü yağmur bekliyoruz. Bunu da hatırlatmış olalım sizlere. Kıbrıs Postası gazetemize bakalım. O da yayınlarını basılı olarak durdurdu ama zaten internette esas yoğunlukları oradan devam ediyorlar. Meclis bugün sokağa çıkma yasağını görüşecek. Kırmızı ışıkta bekleyen aracı görmedi, kaza yaptı. Ve dünya genelinde Covid-19'dan ölenler 250 bini aştı. Bunu da sizlerle paylaşmış olduk. Var mı başka okuyacağımız bir şey? Yok. Biraz sonra İngiliz gazeteleri, Türkiye gazeteleriyle devam edeceğiz. Hiçbir yere ayrılmayın. Hijyeni, sosyal mesafeyi, maskeyle dolaşmayı ihmal etmeyin. Kısa bir aramız var. After the break, we will be here. Aradan sonra şaka yaptım canım, şaka yaptım. Yani patavatsızlık ya da şey değil, şımarıklık değil yani. Kaçtı ansızın, ağlımdan kaçtı. Keşke Rumca da bilsem de söylesem. Now, EXO din nabayındun 100 numara, then Ela tu gatse, yani durumları Ela gatse, gel otur anlamında. Yani tuvalete gideceğim, affedersiniz, ellerimi yıkayacağım ve ondan sonra gelip programa devam edeceğiz. Hiçbir yere ayrılmayın lütfen. Zaten Kanal D'den ayrılmayın. Bizden sonra Mahmut kardeşimin de programı olacak. Gitmiyorsunuz bir yere. Şimdi ara veriyoruz. Aradan sonra buradayız.